Bundan önceki videoda f üssü t'nin Laplace dönüşümünün s çarpı fonksiyonun Laplace dönüşümü eksi f0'a eşit olduğunu görmüştük. Bu videoda bu özelliğin doğru olduğunu gösterip Laplace dönüşümünü eğer çok kullanıyorsanız öyle ya da böyle ezberlemeniz gereken Laplace tablosundaki bazı eksikleri tamamlamak için kullanacağız. Sinüs a çarpı t'nin Laplace dönüşümünün çok da karmaşık bir integral integralin neticesinde a bölü s kare artı a kare eşit olduğunu bulmuştuk. Şimdi de bu ikisini kullanarak kosinüs at'nin Laplace dönüşümünün neye eşit olduğunu bulmaya çalışacağız. Hemen yazıyorum. Kosinüs a çarpı t'nin Laplace dönüşümü. Evet derdimiz bu. Kosinüs AT'nin Laplace dönüşümünün bir fonksiyonun türevi olduğunu düşünürsek bu neyin türevidir? Şuraya yazayım. F üssü T eğer kosinüs AT'ye eşitse. Bana olası FT'lerden birinin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Evet ters türevi. Bu arada sabiti de görmezden geleceğim. Çünkü bize bunu doğru yapan FT'lerden sadece birisi yeterli. Kosünüs a t'nin ters türevi 1 bölü A çarpı sinüs AT'dir öyle değil mi? Bu f üssü t ise o zaman s çarpı ters türevinin yani 1 bölü a çarpı sinüs at Laplace dönüşümü eksi ters türevin sıfırda aldığı değer yani 1 bölü a sinüs a çarpı sıfırdan evet sıfır elde ederiz sinüs sıfır sıfıra eşit olduğu için burası sıfır olur ve geriye bir bakalım bu arada 1 bölü a'nın bir sabit olduğunu laplas dönüşümünün de doğrusal bir operatör olduğunu biliyoruz o halde bunu dışarı alabiliriz. 1 bölü a çarpı s yani s bölü a çarpı sinüs a t'nin Laplace dönüşümü. Bu da s bölü a çarpı a bölü s kare artı a kareye eşittir. a'lar birbirini götürünce de integral alsaydık çok karmaşık olarak elde edeceğimiz bir sonuca kolay yoldan ulaşmış oluyoruz. Kosinüs a t'nin Laplace dönüşümü s bölü s kare artı a kareye eşittir. Evet, Laplace dönüşümü tablosundaki bir boşluğu ne kadar da kısa bir sürede tamamlayabildiğimizi görüyorsunuz değil mi? En önemli iki trigonometrik fonksiyonun neye eşit olduğunu artık biliyoruz. Hadi devam edelim. Polinomlarla, evet bunlarla çok uğraşmadık öyle değil mi? Bildiğimiz birkaç şey var ama mesela birin Laplace dönüşümünün 1 bölü s'e eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi de bunu f üssünün laplas dönüşümünün s çarpı fonksiyonun laplas dönüşümü eksi f 0a eşit olduğunu kullanarak ya da bir saniye bunu f'in ne olduğunu bildiğimizde laplas dönüşümünü f üssü ve f 0 cinsinden nasıl ifade edebileceğimizi bulalım. Şunu baştan yazayım. f üssünün laplas dönüşümü bu arada bunun yerine f üssü t'nin laplas dönüşümü de yazabilirim ama çok sıkıcı olacağını düşündüğüm için yazmayacağım. Artı f sıfır eşittir s çarpı f'in laplas dönüşümü. İki tarafı s'e bölelim. Bunların yerlerini de değiştirerek yazacağım f'in Laplace dönüşümü eşittir. 1 bölü s çarpı f üssünün Laplace dönüşümü artı 0. Şimdi de bu ikisini kullanarak bize daha faydalı olacak Laplace dönüşümlerinin neye eşit olacaklarını hesaplamaya çalışalım. Mesela f t eşittir t'nin Laplace dönüşümü. Bu özelliği kullanarak 1 bölü s çarpı türevin naplas dönüşümü. Peki t'nin türevi neye eşittir? 1'e öyle değil mi? Yazıyorum. 1'in naplas dönüşümü artı 0 ve t 0 olduğunda bu da 0 olacağından buraya 0 yazıyorum. t'nin laplas dönüşümü 1 bölü s çarpı 1'in laplas dönüşümü yani 1 bölü s. Bunu da 1 bölü s kare olarak yazayım. İlginç değil mi? 1'in laplas dönüşümü 1 bölü s ise, t'nin laplas dönüşümü de 1 bölü s kareye eşit. İsterseniz bir de t karenin laplas dönüşümünü bulalım. Evet, bunu da yeşille yazacağım. Bunlar arasında bir benzerlik bile bulabileceğimizi düşünüyorum. t karenin laplas dönüşümü 1 bölü s çarpı bunun türevinin yani 2t'nin laplas dönüşümü artı bunun sıfırda aldığı değer yani 0. Bu sabiti dışarıya taşıyabilirim. 2 bölü s çarpı t'nin laplas dönüşümü. Bu da az önce gördüğümüz gibi 1 bölü s kareye eşit. Hadi yazalım. 2s çarpı 1 bölü s kare 2 bölü S küpe eşittir. İsterseniz bir de, bir de T küpü yapalım. Bundan sonra neler olup bittiğini iyice anlayabileceğimizi düşünüyorum. Ayrıca son derece de eğlenceli. Parçalı integral almaya göre gerçekten de çok eğlenceli ve bunu sizin de denemenizi öneririm. Evet, T küpün Laplace dönüşümü demiştim. Evet, bu 1 bölü S çarpı türevinin Laplace dönüşümü, yani 3T karenin Laplace dönüşümü. 3'ü dışarıya alalım. Üç 3 bölü s çarpı t karenin Laplace dönüşümü. Yani 2 bölü s küp. Bu da 3 çarpı 2 bölü s üzeri 4. Bu arada bunun yerine t üzeri n koyarak genel bir ifade ya da formül elde etmeyi de deneyebiliriz ama bahsettiğim bu formül buradan da anlaşılacağı üzere buradaki kuvvet neyse Laplace dönüşümünde paydadaki s'in kuvveti bunun bir fazlası olacak. Pay ise kuvvetin faktörü. 4 Bu Laplace dönüşümü tablosundaki bir eksiği daha tamamlıyor öyle değil mi? Hadi gelin genel ifadeyi de yazalım. t üzeri n'in Laplace dönüşümü bundan bahsediyorum n faktöriyel bölü s üzeri n artı 1. Evet, bu da bir parantez. Laplace dönüşümü tablosunda bunu gördüğünüzde biraz gözünüz korkabilir. Baksanıza n'ler, n en faktöryeller. Ama az önce de gördüğümüz gibi bu aslında çok basit. Tek küp kuvveti 1 arttır, Esin kuvveti olarak bunu yaz, paya da faktöriyelini yaz. İşte bu kadar. Laplace dönüşümünün türev özelliğini kullanarak kosinüs t ve herhangi bir polinomun Laplace dönüşümünü bulduk ve Laplace dönüşümü doğrusal bir operatördür. t üzeri e n'in neye eşit olduğunu biliyoruz ve bunu bir sabitle de çarpabiliriz. Temel trigonometrik fonksiyonları da gördük, polinomları da. O zaman sıradaki videoda Görüşmek üzere.